Fenas abiyle haber kuşağına hoş geldin. Bir süredir merakla bekleniyordu. Daha doğrusu parası olanların merakla beklediği ve Twitter'daki yeni bir gelişme olarak kabul edilen mavi tik projesi artık Türkiye'de de hizmete sunuldu. Yani paranız varsa artık bu mavi tiki alacaksınız. Şimdi bu haberde hem kendi yorumlarımla biraz da mavi tik nedir, nasıl oluyor bilmem ne bunları bir anlatalım. Nasıl alınacak? Alanların boyu büyüyecek mi? Başı göğerecek mi? Ne olacak bakalım? Şimdi Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk'ın aylık 8 dolara mavi tikli Twitter Blue aboneliği satacağını söylemesinin ardından uzun bir süre geçti bla 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 bla. Mavi tikli Twitter Blue'nun Türkiye fiyatı da artık belli olmuş ve mavi tikli aboneliğin fiyatları ise büyük bir dikkat çekmiş. Böyle diyor haberde. Bayağı bir başınız göğe erecek sevgili Twitter hayranları ki ben aktif olarak kullanmıyorum Twitter'ı bu yüzden beni çok ilgilendirmiyor. Aylık 8 dolara mavi tik olarak bahsedilmişti. Şimdi Türkiye'deki şartlarına bakalım. Diyor ki Twitter'a mobil cihazlarınızdan veya web sitesinden giriş yapan Türkiye'deki birçok kullanıcı Twitter Blue seçeneğinin aktif olduğunu ve ücret ödemesi karşılığında mavi tik sahibi olacakları abonelik sistemine katılım sağlayabildiğini fark etmişler. Ulan ne biçim sevinmiştir ha parası olan. Şimdi Blue'nun özelliklerine bir bakıyoruz ne gerekiyormuş? Onaylanmış bir telefona ihtiyacınız var. Yani hesabınıza bir telefon onayı yapmanız gerekiyor. Bunun ardından da onaylandıktan sonra hesabınız mavi tikinizi alıyormuşsunuz ve eşe dosta çevreye hava atabiliyormuşsunuz. Mavi tikim var. Bana ne lan bana ne? Neyse tüm mevcut Blue özellikleri yani bu Blue dediğimizde mavi tike Twitter'ın verdiği isim Blue anladığımız kadarıyla veya benim anladığım kadarıyla bu konuda cahilim söylediğim gibi Twitter'la aram hiç yok. Tweet'i düzenle 1080p video yüklemeleri çok da umurumda. Özel gezinti, yer işareti, klasörleri, popüler makaleler ve daha fazlasını yapabilecekmişsiniz. Çok yakında ise yanıtlar, bahsetmeler ve aramada en üstte görün gibi bir seçenek var ki bu biraz işinize yarayabilir. Şöyle şurada bir ifade kaybolmuş onu açıklamada var onaylanmış telefon numarasına sahip Blue aboneleri onaylandıktan sonra mavi onay işareti alır şeklinde bir ifade yer alıyor yani parayı ver anında düdüğü çal diyor dostlar daha uzun videolar yayınlama imkanı da veriyormuş bize çok yakında gelecek özellikler ise yanıtlar bahsetmeler ve aramada en üstte görme olan bunu söylemiştik İki kere ne yazıyorsun haberde ya ve öncelikle tweet hizmeti veriyormuş bunun özellikle yani bu özelliklerin dolandırıcılık ve spam ve mücadeleye yardımcı olur diyor. Bilemedim. Yarı yarıya daha az reklam görme imkanı verecekmiş. Yani ana sayfadaki zaman akışında %50 daha az reklam görmek. Lan yürü git sen buna şu an 10 tane reklam yayınlıyorsan iki katına çıkartırsın. Ne olur ha ben bak yarısını görmüyorum. Eğene ben %100 reklam görüyorum. Yani burada her türlü geçireceğim diyor. Şimdi fiyatlara gelelim. Burada Twitter gerçekten bir iyi niyet göstermiş. Diyor ki iPhone kullanan zengin tayfaya geçireceğim. iPhone kullanmayan webten alındığında veya normal abonelere biraz daha kıyak yapacağım demiş. Webten alındığında Twitter Blue fiyatı aylık 150 TL ve yıllık 1569 lira 99 kuruştur. Şimdi sevgili Twitter şu 99 kuruş var ya bu Elon maska girsin diyerek konuya girelim. İşte onaylanmış numara falan filan bunları tekrar vermiş. Ha bir de bir kıyak yapacağım sana diyor yıllık plan alırsan %12 tasarruf et. Yani sana aylık 150 lira değil 130 lira 83 kuruş yani ne kadar yapıyor? 19 lira 17 kuruş gibi sana aylık bazda bir kıyak yaptım diyor. Allah razı olsun. Gelelim iOS kullanıcılarına. Twitter Blue fiyatı aylık 209 lira geçiririm diyor. Hiç acımam. Yıllık da 2199 TL geçiririm diyor. Şimdi burada da planları ile ilgili yine bir şey vermiş. De burada 209 lira diyordu ya iPhone iOS uygulaması uygulaması kullananlara. Eğer bir kere de verirsen diyor 2199 lira ödersin. Bunda da yine bir indirime sahip olursun diyor. Şimdi Twitter Blue Türkiye'den nasıl alınır merakları için anlatalım. Twitter sitesine giriş yapın veya Twitter uygulamasına girin. Sol bölmede Twitter Blue simgesini bulun ve tıklayın. Aylık veya yıllık abonelikten birini seçin. Abone ol butonuna basın ve ödeme işlemini gerçekleştirin. Onun arkasından da yahu yaşasın artık ben Twitter'da mavi tikliyim diye kendi kendinize bir tribe girin. Şimdi teknik konuları anlattık. Twitter Blue hakkında bir bilgi verdik. Şimdi gelelim fena sahibinizin kişisel görüşüne. Söylediğim gibi ben Twitter'ı aktif olarak kullanmıyorum. Aktif olarak kullansa idim bu mavi tike gir giriş yapar mıydım? Yapmazdım. Niye yapmazdım? Şimdi burada aylık plan 150 lira ile 209 lira arasında değişen bir para. Ulan ben bu parayı... bu şerefsizlere yedireceğim mi? Ulan bir ihtiyaç sahibine her ay bir kilo peynir alırım. Ne bileyim işte balık alırım, et alırım, ekmek parasını karşılarım. Veya olmadı her ay 150 lira, 190 şey 150 lira ile 209 lira arasında sokak hayvanları için mama alırım ve yüzlerce hayvanın bir ay boyunca karnı doyar ya. Ben niye bu yavşaklara vereyim ki bu parayı? Niye vereyim yani? Şimdi olaya bir de buradan bakmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Zaten Türkiye'nin geldiği durum belli. Ekonomik şartlarımız zaten kötüydü. Bir de yaşadığımız bu musibetle kaybettiğimiz canlar ki gözyaşları içerisindeyim hala. Ondan fazla arkadaşımı maalesef kaybettim bu deprem sürecinde. Hepsinin ruhu şad olsun. Umarım bana da haklarını helal etmişlerdir. Çok asker arkadaşlarım vardı, ticaret yaptığım dostlarım vardı. Çok üzgünüm bu konuda. Şimdi bunların da bir maliyeti olacak ülkeye arkadaşlar. Mevcut ekonomik durumumuz daha da kötüleşecek. Emin olun. Yani bu durumda bunlara para harcamaktansa 200 liralık ne olur ki demeyin. Yani yanınızdaki birisine bir şey hediye edin. Ne bileyim işte kışlık bir kazak alın, bir şey yapın her ay. Bunlara bu parayı yedireceğimizi sosyal bir toplum olalım. Her şeyi devletten beklememek lazım. Biz de karınca kararınca elimizden ne geliyor? 200 lira her ay mama alalım hayvanlara dağıtalım veya işte birisinin evine bir şey alalım alın anasını satayım ya bir yarım kilo kıyma alın bir şey alın sevinsin insanlar bu parayı buraya harcayın yani şu iPhone ayrıntısını da görüyorsunuz ha, bu arada şunu söyleyeyim bakın iyi bir mesleğim var gelirim de iyi çok şükür ben iPhone'un en son modelini kullanabilecek ekonomik şartlara sahip bir insanım şart demeyelim ekonomik imkanlara sahip bir insanım ama kullandığım telefon ne biliyor musunuz? Xiaomi S2 yani 1 2 bin liralık bir telefon. Yani bana ne amına akayım ben niye 40 50 bin lira bu yavşaklara yedireyim? O parayı ben başka bir şekilde hayatımı idame ettirecek olaylara, kişilere harcarım kardeşim yani. Bakın bir söz var diyor ki çok severim bu sözü. Okulda bir hocam söylemişti. Ondan duymuşum ilk olarak. İhtiyacınız olmayan şeylere para harcarsınız. Gün geldiğinde ihtiyacınız için, para için ihtiyacınız olan şeyleri satmak zorunda kalırsınız. Neyse biz yine boşa konuştuk. Birçok insanın bir kulağından girdi, öbür kulağından çıktı. Umarım en az bir kişiye bile dokun dokunabildiysem, yüreğine dokunabildiysem ne mutlu bana. Ben kaçtım. Kendinize iyi bakın. Fenası abiniz gözlerinizden öpüyor. Hadi eyvallah.